Kazanım 5 ile devam ediyoruz. Şimdi A kümesi elemanı kullanarak yazabilen 3 basamaklı sayıların kaç tanesi 4 ile kalansız bölünür? Şimdi 3 basamaklı sayılar yazacağım ben. Ve ne istiyorum? 4 ile kalansız bölünmesi. Şimdi 4 ile kalansız bölünmesi için bir sayının son 2 basamağının 4'ün katı olması lazım. Yani burada son 2 basamak 0,0 olabilir bir kere. 0,0 4'ün katıdır. 0,4 olabilir. Son 2 basamak 4'e bölünmeli 4'ün katı. 0.8 de olabilir ama bu kümede 8 eleman olmadığı için buraya 0.8'i yazamayacağım. 12, 4, 8, 12 yazabilirim. 1, 2 var. 16'yı yazamam. 6 rakam yok. 20 yazabilirim. 2 ve 0 var. 24 yazabilirim. 28'i yazamam. 28 çünkü 8 rakamı yok. 32 olabilir burası. E, ee, 32'den sonra 36 olabilir mi? Olamaz. 6 yok. 40 olabilir. 4 ve 0 var. 44 olabilir. 4 4 ikisini de aynı rakam olabilirim. Daha sonra zaten bundan sonraki 48 52 de gidiyor. Diğer rakamlar kümede olmadığı için bunlar var. Yani burada toplamda 3 6 8 durum var. Onlar ve yüzler basamağı için 8 durum var burada. Buraya 8 yazdım. Çünkü 0 0 0 4 1 2 2 0 2 4 3 2 4 0 4, 4 olabilir. Peki yüzler basamağı için ne diyebilirim? Sonuçta burada toplamda 0 hariç 4 rakam var. Buraya 4 rakamdan biri gelebilir. Başa 0 gelemiyor. 0 gelse 3 basamaklı olmaz. Yani burada toplamda yüzler basamağı için 4 durum. Onlar ve birler basamağı için 8 durum var. 4 çarpı 8'den 32 tane durum var. Yani 32 tane sayı 4 ile kalansız bölünür. İkinci soru. A kümesi elemanları ile yazılabilen 4 basamaklı sayıların kaç tanesi 25 ile tam bölünür? Şimdi 25 ile bölünebilmesi için son 2 basamağa bakacağım yine. Son 2 basamağa 25'in katı olması lazım. 25 ile bölünebilme kuralı. Yani buraya baktığım zaman 0 0 olabilir. 25 ekledim 25 olabilir son iki basamak. 50 olabilir. E 75 olamaz çünkü burada 7 basamak 7 yok zaten. Son iki basamak 0 0 25 50 diye düşündüm. Şimdi o zaman burada şöyle yapacağım. Burası için kaç durum var o zaman? 0 0 25 ve 50 3 durum var. Yani burası için 3 durum. E şimdi burada rakamları farklı da dememiş zaten. 4 basamaklı sayı yazacağım bu arada 3 basamaklı değilmiş özür dilerim 4 basamaklıymış sayım 4 basamaklı dediği için buradaki binler basamağına buradaki 5 rakamdan biri gelir 0 gelemiyor burada 0 gelirse 4 basamak olmaz ortaya ise yüzler basamağına 6 tane rakamdan biri gelebilir çünkü buraya 0 da gelebiliyor yani buradaki sonucum ne olacak 5 çarpı 6 çarpı 3 yani 30 çarpı 3'ten 90 tane sayı 25'e de tam bölünür. Üçüncü soru diğerlerine göre zor bir soru. Bu soru diğerlerinin gibi değil çünkü neden burada 3 ile kalansız bölünebilmesini istemiş ya? 3 ile kalansız bölünebilmek için bir sayının rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. Rakamlar toplamı, şuraya yazayım hatta. Rakamlar toplamı ne olması lazım? 3'ün katı. O zaman şimdi burada rakamlar toplamı 3'ün katı olacak ya. Bir kere bu 3 basamaklı olacak, doğru mu? ben burada alacağım sayılar hangisi olabilir? Önce bir sayılarımı yazayım. En başta sıfırla ilgili. 2 tane 0, 1 tane 3 alırsam. Burada şöyle düşünüyorum aslında. Şunu da şöyle özetleyeyim. Şimdi burada rakamları ayırıyorum. 0, 3 tam bölünüyor 3'e. 1, 4, 1 kalanını veriyor. 2, 2 kalanını veriyor. Burada ya her birinden birer tane alacağım. Ya işte birinden 2 tane, diğerinden 1 tane alacağım. Mesela 0 ve 3. ikisi de 3'ün katı olduğu için direkt 0, 0, 3'ü düşünebilirim mesela. 0-0-3'de bir tek 300 sayısını yazabilirim. Burada yazılabilecek tek sayı 300. Yani buradan bir durum geliyor. 0 0 3'ten. E şimdi peki 2 tane 3 bir tane 0 alsam. Sonuçta yine bunu yapabilirim. 2 tane 3 bir tane 0 aldım. E burada yazacağım sayılar kesinlikle başa 3 gelecek. Yani baş için bir e, hani şöyle düşündüğüm zaman şu yanına yapayım şunu. E buraya için bir durum var. Buraya sadece kesinlikle ne gelecek? 3 gelecek. Şurası için e, bir durum var diyebilirim. E buraya ne gelecek? Örneğin 0 ya da 3'ten biri gelecek. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Geri kalan yere de e, bu bir durumdan biri gelecek. Yani burada aslında e, buradaki olay şu. 2 tane 3 olduğu için zaten burada ya 330'u yazacağım ya 303'ü yazacağım. Bu başla son aynı gibi ya da buraya 2 buraya 1 yazabilirim. Yani 1 1 2 diye de düşünebilirim. Yani burada 330 ve 303'ten 2 durum var. 0 3 3'ten. Şimdi bunun dışında birlere gelelim. Sıfır, çünkü sıfırla ilgili 2 sıfır aldım. 1 sıfır aldım. Başka durum yok zaten. Şimdi e, birlere geldiğim zaman hangilerini alabiliyorum? 1, 1, 4. Şuraya yazayım. 1, 1, 4. Neden 1, 1, 4? Şimdi 1, 1, 2. 2 kalanını verdiği için ben buna 1 kalanını vereni ekleyeceğim ki tam bölüsün. 1, 1, 4 olabiliyor. 1, 1, 4 ile ilgili kaç sayı yazabilirim? Normalde 3, e, 1 1 4 ile ilgili işte 114 141 411 yazabilirim. Başka bir şey yazabilir miyim? E, bir de 441 mi yazabilirim? Pardon 114 141 ve 411. Burada 3 tane sayı yazabilirim. Sonuçta bunların yerleri değişecek ya. Burada sonuçta 2 tane 1 olduğu için normalde 3 sayı. 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2 çarpı 1. 2'ye böleceğim 2 tane 1 olduğu için. Buradan 3 tane sayı yazabilirim. 1 1 4 ile ilgili. E bu sefer 1'i bir tane 4'ü 2 tane alsam yine aynı şey 4 8 9 yapıyor. Yani ben burada rakamlar toplamına göre yazıyorum. Burada aldığım rakamlar hep rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. E buradan yine kaç tane sayı yazarım buradan? 3 tane. Yani bunları da hatta söyleyebilirim. 144 yazabilirim. 414 yazabilirim. 441 yazabilirim. Bunları tek tek de sayabilirim. Bu zor değil. Şimdi burayı hallettikten sonra örneğin 1, 2, 3 alabilirim. Yani her birinden birer tane alsam birden bir tane 2'yi alsam 3'ü alsam ne olacak buradaki durum? Buradan 3 çarpı 2 çarpı 1 6 sayı yazabilirim. Yani e, rakamlar farklı ya burada. İşte yüzler basamağına 3 rakamdan biri. Onlar basamağına 2 rakamdan biri. Birler basamağına 1 bir rakamdan biri. 6 sayı yazabilirim. 1, 2, 3 de. Daha sonra 1, 2'yi alayım. Yanına 0'ı getireyim. Sonuçta şimdi şöyle düşünüyorum. 1, 2 dediğim. 1'i aldım. 1 kalanı veriyor. 2 aldım. 2 kalanı veriyor. 1 ile 2'nin toplamı zaten 3'e tam bölünecek. E bir tane de 3 aldım. 3'ün katı oldu. E bir de 1, 2'yi aldıktan sonra bir de 0 alabilirim. Buradan kaç sayı yazabilirim 1, 2, 0 ile? Burada toplamda 4 sayı yazabilirim. Neden 4 sayı yazabilirim? Şimdi bak, 1 başa gelirse 102 yazabilirim, 120 yazabilirim. 2 başa gelirse 201 yazabilirim, 210 yazabilirim. Ama 0 başa gelemiyor. 0'dan 2 durum gidiyor. O yüzden buradan 4 sayı geliyor. Bunları tek tek de sayabilirim ya da sıfırın başa gelme durumlarını elediğim zaman bunu rahatlıkla görebilirim. Şimdi 1 2 0'ı da hallettik. Onun dışında şunu yapacağım. Tabii bunları tek tek de mesela buraya önce şeyleri yazabilirim. 1 1 1 alırsam. 1 1 1 alırsam 111 gelir. 2 2 2 alırsam bütün rakamlar aynı olursa zaten yine 3'ün katı olacak 3 sayı aldığım için. Buradan bir durum. E 3 3 3 gelirse 3 3 3 gelirse Buradan bir durum bunları direkt yazayım. 4, 4, 4 gelirse buradan bir durum geliyor. Bunları kesin yazdım. Yani rakamlar aynı olduğunda böyle geliyor. Bir rakamlar farklı olduğunda dedik. 1, 2, 3, 4'ü aldık. 1, 2, 0'ı aldık. Doğru mu? Onun dışında ne var alabileceğim? Şimdi burada örneğin 2'ye gelelim. 2'yi alayım, 3'ü alayım, 5, 4 alırım. Yani 2 kalanını veren tam katı ve 1 kalanını veren. 2, 3, 4 ile ilgili 3 çarpı 2 çarpıldan rakamlar farklı olduğu için 6 sayı yazabiliyorum. Onun dışında bir de 2 4 0 var. Onu almadım bak. 0 2 ve 4'ü de alabilirim. Çünkü bak 1 4 ile ilgili şuradaki 1 2 0 aldım ya. 1 2 4'ü e, 4 2 0 yani da 0 2 4'ü alabilirim burada. E buradan kaç sayı gelecek yine? 0 2 4'ten 4 sayı gelecek. Neden 4 sayı? Yine 204 240 402 420 0 başa gelemediği için buradan 4 durum geliyor. Zaten toplamda 2 4 6 12 durumum var. Bunları tek tek saydım biraz kafa karıştırdı gibi ama burada şöyle düşüneceğiz. Sonuçta ben burada ya hepsini aynı rakam alacağım. Şurayı şurası kolay. Hepsini aynı rakam alsam 3 tane rakam aldığı için kesinlikle ne olacak? Ee, bu üçün katı olacak rakamlar toplamı. O yüzden buradan 4 tane geliyor. Şimdi hepsi aynı olmazsa, hepsi aynı olmazsa 2 rakam aynı olursa örneğin 0 0 alırsam yanına 3'ü almak zorundayım. Neden? Rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. 1 bir, 1 alırsam yanına neyi almışım bak burada? Eee şeyi almışım, 4'ü almışım. Toplamı 6 olacak diye. 2 2 alırsam yanına bir tek 2'yi alabiliyorum. Onu hesapladım zaten. E 4 4 alırsam yanına 1'i alabiliyorum. 3 3 alırsam yanına 0'ı alabiliyorum. Bunlar eee iki rakama aynı olanlar. E tüm rakamları farklıysa 1 2 3 alabiliyorum. 0, 1, 2 alabiliyorum. 2, 3, 4 alabiliyorum. 0, 2, 4 alabiliyorum. Yani bunları görmek zor değil. Burada önemli olan şu. Eğer mesela tam katını alıyorsan diğerini bir kalanından ve iki kalanından alabilirsin. Hepsini üçünü de mesela üçü de bir kalanı olabilir. 1, 1, 1 şeklinde ya da 1, 4, 4 aldık mesela. 1, 1, 4. Bu da sağladı. Sonuçta bir kalanı veriyor. 3 sayı 3 kalanı yani 0 tam bölünecek. Bu şekilde düşünebilirim. Şimdi o zaman toplam durum sayısı. Şurayı toplayalım. Bir tane buradan. 2 buradan 3. 6 daha 9. 4 daha 13. 6 daha 19. 4 daha buradan 23 tane geldi. Bir de şurayı toplayalım. 3, 6. Buradan da 1, 2, 3, 4. 10 durum buradan geldi. Bunların ikisini toplayacağım için toplamda 33 tane sayı. 3 ile kalansız bölünür. Tabi burada dediğim gibi e, durumları iyi incelemek lazım. Kaçırdığımız olursa normalde e, cevabı yanlış bulacağız. Ama biz burada sistemli gittik. Önce rakamların hepsi aynı. Ondan sonra işte iki rakamı aynı olanlar, sonra tüm rakamları farklı olanlar şeklinde gittiğimiz zaman sıkıntı yaşamayız. Kazanım 5 bitti, şimdi kazanım 6'ya geçebiliriz.